Ermenistan'ın 15 Ermeni tutuklu karşılığında Adam'daki 97 bin mayının yerini gösteren haritayı vermesinin ardından haritaların sahte olabileceği tartışmaları başladı. Güvenilmez ve sözünde durmayan bir devlet olan Ermenistan'ın Azerbaycan'a sahte harita vermiş olabileceğini belirten Azerbaycanlılar, haritaların kontrol edildikten sonra tutukluların iade edilmesini istedi. Azerbaycanlı emekli yarbay İlham İsmail, Ermenistan'ın sahte bir harita sunmasını beklemediğini söyledi. Yarbay İsmail, bunu yapamıyorlar çünkü gelecekte hala değiştirecekleri ve taviz verecekleri çok şey var. Sabotajcılar henüz bitmedi ve sahte bir harita vererek uluslararası arenada mahcup olacaklarını biliyorlar. Bu yola girerlerse mayın haritasının geri verilmesi ve Ermeni esirlerin geri alınması meselesi tamamen durdurulabilir. Bu nedenle, bu olası değildir. Ancak tüm gerçeği yansıtmayan bir haritamız olabileceğini daha önceki yorumlarda belirtmiştik. Genel olarak, çalışma sürecinde mayın ararken kısmen veya tamamen gerçeği yansıtan bir harita olup olmadığını belirleyebileceğiz. Bu sorunlar pratikte ele alınmaktadır. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için riske atacaklarını sanmıyorum. Madeni er ya da geç bulacağız ama dediğim gibi esirleri alamazlar dedi. 10 Kasım'dan sonra Ermenilerin Kelbecer, Laçın ve Adam'ı terk ettikten sonra harita çizmeden o bölgeleri mayınladıklarını belirten İsmail, 97 bin mayın oldukça büyük bir rakam. Adam'da muhtemelen şu ana kadar bu mayınlardan bazılarını bulduk ve temizledik. Eğer harita doğru değilse sonraki açıklamaları alacağız ve karşı taraf kötü durumda olacak. 10 Kasım'dan sonra Adam, Kelbecer ve Laçın'dan ayrıldıklarında harita oluşturmadan bölgeyi mayınladılar. Ermeni albay, o sırada 17 arabanın mayın yerleştirdiğini ve kaçakçıların haritasını çıkardıklarının inandırıcı olmadığını söyledi. Bu nedenle, sonuna kadar dikkatli olmalıyız. Haritada ne olduğunu bulmakla bitmeyeceği için düşmanımız oldukça sinsi. Haritada gösterilen alanlarda mayın bulursak karşılıklı güven tesis edilebilecek. Bu olmazsa, açıklamalarımız uluslararası arenada düşmanın aleyhine işleyecektir diye konuştu. Azerbaycanlı emekli yarbay Adalet Verdiyev de Azerbaycan'ın bundan sonra hangi bölgelerin haritalarını istemesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Mayınların en çok hangi bölgelerde gömülü olduğunu iddia etmek için istatistiklere sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Verdiyev, ancak elimizde böyle bir bilgi yok. Üst düzey Ermeni yetkililer, savaşın son günlerinde Laçın ve Kelbecer'de 17 kamyon mayının gömüldüğünü iddia etseler de bu bilgiyi ciddiye alamayız. En yoğun mayınlı bölgelerin Fuzuli, Cebrail, Adam ve Terter olduğunu düşünüyorum. Bu, Ermenilerin temas hattına daha fazla mayın gömmeleri, mayın tarlalarının birkaç katmandan ve hatta bazen 6 katmandan oluşmasıyla açıklanabilir. Genel olarak bölgeden bağımsız olarak bize bölgenin mayınlı alanlarının haritasının verilmesi Azerbaycan'ın bu yöndeki faaliyetlerini hızlandıracaktır. Önemli olan bu süreçlerin devam etmesi ve Ermenistan'ın gelecekte bize haritalar vermekle ilgilenmesi dedi. 15 Ermeni tutuklunun iade edildiğini, 13 Ermeninin yargılanmasının devam ettiğini, 20'den fazla Ermeninin de sorgusunun devam ettiğini aktaran Verdiyev, yani süreç, bu süre zarfında onları sentezleyebildiğimizi gösteriyor. Hangilerinin hala tehlikeli olduğunu belirledik. Daha önce kimlerin hangi faaliyetlerde bulunduğu, bize karşı ne derece ciddi suçlar işledikleri ortaya çıktı. Emri verenin mi yoksa icra edenin mi olduğu netleşti ve hepsi hukuk sisteminde farklı şekilde tanımlandı. Çünkü bir komutan askere emir verdiğinde asker nedenini sormaz, emre itaat eder, sorumluluk komutana düşer. Bir asker bir emir üzerine topraklarımıza gelirse ve ciddi bir suç işlememişse iade edilebilir. Çünkü amacımız daha fazla Ermeni askeri beslemek değil. Hedefimiz harita almak, dönüşümüzü hızlandırmak, yüzlerce insanın madenlerde canını kaybetmemesi için şartlar oluşturmak ve başladığımız kapsamlı inşaat çalışmalarını yürütmek. Ermeniler er ya da geç iade edilecektir. Bazıları ceza aldıktan sonra Ermenistan'a dönecek, bazıları ise suçun boyutuna göre başka haritalar karşılığında veya Zengezur koridorunun açılmasına bir jest olarak Ermenistan'a dönecek. Çünkü çatışmadan sonra her iki taraf da birbirine karşı belirli adımlar atmak zorundadır. Bu güven ortamı için gereklidir. Aksi takdirde süreç uzayabilir diye konuştu. Azerbaycan Ulusal Diriliş Hareketi Partisi Genel Başkanı Faraj Güliyev, Ermenistan'ın esir dediği ama aslında terörist olan bazı kişilerin mayın haritaları karşılığında geri dönüşünü birkaç yönden değerlendirilebileceğini belirtti.
İlk olarak Ermenistan'ın mayın haritaları vererek küçük bir alana 97 bin mayın yerleştirdiğini itiraf ettiğini vurgulayan Güliyev, öte yandan, Ermeni tarafı işgal altındaki topraklarımızı terk etmek için daha fazla süre istediğinde insani davrandığımızı tüm dünya gördü. Ancak bu süreyi mayın dikmek için kullandılar. Uluslararası kuruluşlar, Ermenistan'a güvenilemeyeceğini anlamalı ve Azerbaycan'a zarar vermek için her fırsatı kullandığını görmelidir. Üçüncü nokta, arabulucuların ortada olmasıdır. Azerbaycan, Gürcistan ile ABD arasında arabuluculuk kapısını araladı ve MİSK grubunu yeniden canlandırma girişimlerine hayırımızın, ihtilafın bittiğini gösterdiğini söylemek istedi. Süreci tersine çevirmek mümkün değil ama barış sürecinin devam etmesinden de kaçınmıyoruz. Bazı insani düzenlemeler için arabulucuların yardımına açığız. Bu adım, Rusya'nın süreç üzerindeki kesin egemenliğine son verdi. Aslında mayın haritalarının çıkarılması ve 15 provokatörün geri dönmesi Azerbaycan'ın çok vektörlü eylemle ilgilendiğini ve süreci kimseye bırakma niyetinde olmadığını gösterdi. Bu ciddi bir mesajdır. Küçük bir alana 97 bin mayın döşendiğini gören uluslararası toplum, bunun nüfusu katletmeye yönelik bir adım olduğunu anladı. Kilometre kareye 130 mayın düşüyor. Paşinyan da şunu kabul ediyor, bu, mayınlı alanların küçük bir bölümünün haritası, yani bizi soykırıma uğratmak istediler dedi. Savaşın sonuçlarının üstesinden gelmek bir dünya pratiği meselesidir ve haritalar koşulsuz olarak sağlanmalıydı diyen Güliyev, karşılıklı güven, iletişimin açılması, sınırlardan sonra normal komşuluk ilişkileri ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan toprakları üzerindeki iddialarının sona ermesi söz konusu olsaydı, haritalar verilmeliydi. 97 bin mayını temizlemek çok para ve zaman alır. Dahası, kaç kişi kaybolabilir? Bu açıdan yaklaşmak gerekiyor. Ayrıca, hükümetin 10 Kasım anlaşmasını imzalamasını aşırı derecede eleştirenlere de bir yanıttı. Topraklarımızı barışla değil, savaşla geri verirsek, bu 97 bin mayın ve 97 bin askerin ölümü anlamına gelir. Gidişatın ve vizyonun doğru olduğunu görüyoruz ve hükümetin bu yöndeki politikasını sabırlı ve doğru buluyorum diye konuştu. Haritaların sahte çıkması durumunda bunun Ermenistan'a pahalıya patlayacağını vurgulayan Güliyev, hem arabuluculara hem de kendilerine güvenmeyebilirler ve Azerbaycan'a yeni bir baskı uygulayabilirler. Başka bir baskı yöntemimiz var mı? Elbette var. Belirlediğimiz koşullardan bazıları karşılandı. 3 ana ilçemizi savaşmadan geri aldık. Bundan sonra terörle mücadele operasyonları yürütme fırsatımız var. Haritalar sahteyse ateşkes ihlali ilan etme hakkımız var. Mayınlar aynı zamanda bir savaş aracıdır. Herhangi bir mayın patlamasına karşı yeterli önlem alınabilir. Altyapı ve lojistik yeteneklerin değerlendirilmesi de yeniden gözden geçirilebilir. Şiddet uygularlarsa Laçın koridorunu kapatarak onlara baskı yaparız. Genel olarak, bir mayın haritası karşılığında 15 kişinin iade edilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum dedi. 15 esir verdik ve Ağdam rayonunun tüm mayınları 2016. Ne zaman oldu? Oldu 12'sinde. Ha, yeni yer. Ha? 12'sinde. Ama hiçbir imzalama falan olmadı. Belçeden mi şey çıktı? Evet, yerler doğru çıktı mı? Doğrudur. Evet. Çünkü Amerikalılar zamin durdular, garantör gibi.